Değerli takipçiler, Malatya Tecde bölgesindeyiz. Depremin belki de sembol ismiydi Cumali. Daha önce ulusal basına da çıkmıştı. Cumali'nin de gerçekten hikayesi çok kırık döküktü. Cumali şu an yanında. Cumali depremde annesini, babasını, ikiz kardeşlerini kaybetti. Dedesini kaybetti, nenesini kaybetti. O da kaç gün enkaz altında kalmıştı? İkinci günün sonunda enkaz altından çıkarılmıştı sağ salim. Şu an yanında. Şu an canavar gibi. Okula da başladı herhalde. Cumali okula da başladı. Burada yaşamını devam edecek. Sağ olsun arkadaşlarımız da başka bölgelerden gelip Cumali'yi ziyaret ediyorlar. Cumali'nin gerçekten böyle sıcakkanlı olduğunu söylüyorlar. Cumali'nin insanlara hemen alıştığını söylüyorlar. Şimdi dayısı yanımda Ali Osman Bey. O gün yaşadıklarını bize çok kısa olarak anlatacak. Buyurun Ali Osman Bey. Öncelikle geçmiş olsun. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Başın sağ olsun tekrardan. Neler yaşadınız? Bunu bize anlatabilir misiniz? Bugün deprem olduğunda babaannem yaşlı. Onları hemen dışarı çıkarttım. Yola çıktım. Direkt ablam geri aradım. Ulaşamadım. Oraya gittiğimde evler yıkılmıştı. Babaannem dışarıdaydı. İşte babaannesi, hanım oluyor. Evet. Dışarıda onu biraz yukarı getirdim. O evin aşağına, deprem olduğunda aşağı fırlatmıştı. Yukarı getirdim, evin üstüne gittim, seslendim. Hiç kimse sesi gelmedi. Babaannesini eve getirdim, bize götürdüm. Oradan Cumali'nin babaannesinin telefonu yanına düşmüştü, bana ulaştı. Dayı ben arkandayım diye. Oradan size ulaştı. Evet. O ara zaten deli bir süre şebeke vardı zaten. Ondan sonra bir buçuk saat sonra şebeke. Bir buçuk saat sonra şebeke. Evet. Ondan sonra dedim neredesin işte dedi. Ayağımın üstünde tuğla falan var. Yerini tarif ediyor ama ev kaymış. Yani heyran olmuştu. Evet. Ev kaymıştı. Evin yeri belirsizdi. Sonra amcası geldi. Beraber gittik. İlk gün çıkaramadık. İkinci gün de öğlene doğru çıkarttık. Çok şükür. Amcası evet. Ve dayısı evet. Siz yani. Cumali ikinci günün sonuna doğru çıkardınız. Sağ salim safasağlam bir şekilde. Cumali inşallah bundan sonra da sizlerin desteğiyle, evet. Bizlerin desteğiyle inşallah hayatına evet. Tekrar devam edecek. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşçakalın.